Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Nasılsınız? Bugün soruları ben soracağım yalnız. Peki, bekliyorum. Twitter'da müthiş bir fotoğraf çekmişsin. Yayınlamışsın. Ve bunu sen çekmişsin. Evet, ben çektim hocam fotoğrafı. Ama veremeyiz şimdi herhalde bu fotoğrafı. Sabah saatlerinde kadının halleri diye bir fotoğraf aslında. İlginç bir fotoğraftı. Bir bir hanımefendiyle bir beyefendi şurada hemen bizim Carrefour'un önünde başında havlu vardı. Herhalde evden acele fırlamış. Duştan sonra başında havluyu unuttu mu bilmiyorum artık ya da bilerek bence, mi çıktı öyle. Bence unutmuş. İlginç komik bir şeydi. Güne öyle bir ilginç fotoğrafla başladık hocam. Evet. Şimdi fotoğraf bir tarafa da siz akşam ne yaptınız? Neredeydiniz? Akşam Yiğit Bulut çağırdı sansürsüz programı. Çok güzel programdı onu söyleyeyim bu arada. Teşekkür Hasan ederim. Hasan Köni hocayla beraber. Evet Hasan Köni ya inanılmaz Hasan Köni gerçekten bana müthiş bir vizyon verdi. Yani biz hem program içinde konuştuk hem de programından sonra da program aralarında da şey yaptık. Ya düşünebiliyor musun? Öyle bir video gösterdiler ki şeyde. Arap Baharı'nı adamlar 1990'da planlamışlar. Tabii. Amerikalılar kendileri açıklıyorlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bakıyorsun adamlar her şeyi planlamış, stratejileri geliştirmiş. Ve ben de Hasan Köni'ye şeyi sordum. Ya tamam güzel biz stratejik ortağız ve Türkiye... ya Barış bir bak o şeyi kapatmışım. Keşke kapatmasaydım. Son Amerika Jim Wozniak diye bir specialist uzman Pentagon'da bir rapor yazmış. O raporu aslında herkesin görmesi lazım. O rapor o raporda enerji bölgesi olarak Türkiye var ya dünyanın üzerinde bir kalp. Evet. İnanılmaz bir kalp. Yani böyle bütün damarlar şu an var olan enerji boru hatları ve yapılacak olanları çizmişler. Tam o damarlar böyle atıyor. Hasan Köni Hoca'ya göre şu an Amerika önemli enerji vanalarının her diyor başında bir adam dikmek zorunda diyor. Şey için çok ilginç bir şey söyledi Suriye için. Hani daha önce Almanya'ya dese yani Fransa, İngiltere ve Almanya onun buradaki işte Amerikan çıkarlarının korunmasında İngiltere. Fakat İngiltere ekonomik kriz geçirdiği için ilgilenemiyormuş. Fransa demiş ki biz Myanmar'a işte Myanmar diyorum Mari Adası bir oraya günlük 30 milyon euro harcamak zorunda kaldık. Biz hele hiç yapamayız. Ekonomi de kötü. Almanya zaten ilgilenmiyor vesaire. Şu an inanılmaz bir şekilde Türkiye'ye ihtiyaçları var ve buradaki işi yönetiyorlar. Hasan Hoca'yı aslında bir gün biz alsak da çünkü o stratejileri bilirsen ekonomiyle ilgili daha doğru öngörü yapabilirsin. Yani doğru. Uluslararası politika zaten şey üzerine kurulu, ekonomi üzerine kurulu. Tabii senaryoları biraz daha net anlamaya başlıyor insan. Biz neye bakıyoruz? Yabancı para geliyor. İşte Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Parlayan yıldız vesaire. İşte cari açımız da artıyor ama olsun finanse etmeye de devam ediyorlar. %7 cari açık çok fazla önemli değil. Niye para yatırıyorlar? Niye gelip 22 milyar euro teklif atıp havaalanı işte o kadar bir ücrete şey yapılıyor. Bakıyorsun hakikaten gelecek bir 10 yılın çok önemli ülkesi durumundayız. O dün gelen raporda o raporu okuduğun zaman şu an rapor biraz şey yani bizi bayağı bir yağlıyor rapor. Bayağı bir destek çıkıyor. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Böyle resmi dilden çok ciddi bir şekilde Amerika şu an hiçbir şekilde Türkiye ile ilişkilerini bozamaz şeklinde bir sonuç çıkıyor. Tabii ben işin o tarafını çok fazla düşünmüyoruz. Yani biz normal ekonomik verilere bakıyoruz. Evet. Bu ekonomik veriler ne olursa ne olur şeklinde. Dün de işte
Bunları da konuştuk. İşte özelleştirme vesaire birçok konuda konuştuk. Bu şey önemli hocam ama. Amerika'daki bu raporlar önemli. Tabii orada şu var. Türkiye enerjinin kalbi, evet öyle. Özellikle önümüzdeki yıllar için. Biz daha önce burada mesela Eser Karakaş'la da bunu konuştuk. Onun da bu yönde tespitleri var. Onun da yorumları önemli, değerlendirmeleri önemli ama tabii şurada şu soru önemli ki siz o soruyu sordunuz zaten. Peki Türkiye açısından bu ne ifade ediyor? Hani tamam Amerika için çok önemliyiz bilmem ne ama bunların her biri kendi menfaatleri adına bir takım Orta Doğu'da, evet, işte bizim bölgemize girişimlerde bulunuyorlar da Türkiye ne olacak? Ben Hasan Hoca'ya onu sorunca o şöyle söyledi. Tam da o sırada reklama gidiyorduk. Hani ya dedim hocam tamam güzel biz stratejik ortağız da yani biz ne alacağız bu işten? Evet. Yani nihayetinde ne yapacağız? Vallahi dedi. Benim dedi o soruya cevap vermem mümkün değil dedi. Benim o soruya cevap verebilmem için dedi elime çok daha fazla veri ve olması lazım. Üstelik bu veriler herkes tarafından bilinen veriler. Biz onu da hocam şöyle olur. Nasıl bunu 10 yıl sonra okuyorsak 10 yıl sonra bir yerde okuruz onu. Evet, yani bir şeyler alıp ya da alamadığımızda görürüz. Aa bak bunları yazmışlar deriz bir yerlerde. Ama şu an görünen o ki kesinlikle yani Amerika şu aşamada Türkiye'ye muhtaç hakikaten o bölgede. Sadece hani Türkiye bir istikrar üssü ve o bölgede 2003'ten sonra zaten askeri çözüm düşünmüyorlar. Ben artık şeyi duyduktan sonra o politika değişikliğini yani Irak'taki büyük başarısızlık sonrasında barış artık Amerika'nın gidip de ne bileyim İran'a askeri saldırı yapması falan bence artık neredeyse imkansız bir şey, imkansız gibi bir şey. Yeni bir yöntem seçmişler. O da destabilize edeceksin. Yani bunu 90'lı yıllarda planlamışlar. İşte plan 7 tane ülkenin de adını yazmışlar. Bu ülkeler destabilize edilmeli şeklinde. Vallahi keşke uluslararası ilişkiler mi okusaydım, uluslararası politika mı? Çok heyecanlı ya, inanılmaz. Şimdi o ülkeleri yazıyorlar, sonra biz de Arap Baharı diye bakıyoruz değil mi meseleye? Evet, tabii, ama bak isme bak abi. Destabilize etmek, bozmak, evet, tamam mı? Diğer taraftan da şey, adı Bahar. Tabii, tamam öyle vereceksiniz. Güzel bir ambalajlayacaksınız. Başka türlü olmuyor. Yani medya yönetimi, dünyada var ya, iletişimi yöneten her şeye ulaşır. Evet hocam bu konular çok derin hakikaten enteresan da mevzular. Benim bir gün, için keyifli oldu yalnız hakikaten o program. Hasan Hoca ile birlikte olmak konuk gerçekten. Ederiz. Bunları konuşuruz hakikaten çok derinlemesine konuşulabilecek mevzular. Hatta o gün programı da uzatırız. Bizim bugünün gündeminden de çalarız biraz. Biraz çalalım da şöyle yapalım. Bak Hasan Hoca'yı da çağıralım. O bize dün aslında Hasan Hoca da çok böyle fırsat da bulamadı. Yani yani şeye ayrıntılı bir şekilde konuşmaya ama... tabii fikirlerini söyledi. Burada daha böyle bir uzun uzadıya şey yapabiliriz. Yani dünyanın denklemi hakikaten ne, nereye gidiyor, nereden geldi ve nereye gidiyor? Bir, sadece o resmi bile çizse inanılmaz şey olur. Hocam bugün bir yöntem değişikliği yapalım isterseniz. Şimdi hemen şunu hatırlatalım. Reklamlardan sonra bir konuğumuz olacak. Delta Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat İşsiz bizimle olacak. İnşaat sektörünü konuşacağız. İstanbul'daki projeleri konuşacağız kendisiyle ama bugün sorularla başlayalım mı hemen? Evet, evet. Turgut Çin'le başlayalım. Geçen sene diyor, geçen sene boyunca bütün merkez bankalarının altın aldığını ve altının 2000-3000 dolarlar hedeflerine gideceğini okuduk. Bugüne geldiğimizde altın son 10 yılın en sert satışını yediğini ve görünümünün hiç hoş olmadığını görmekteyiz. Hem de altını destekleyecek onlarca habere rağmen. Son zamanlarda ise merkez bankalarının hisse aldığını ve dün yine bütün gazetelerde borsa haberlerini okuyoruz. Özellikle BIST 100'ün 6 Mayıs'ta saatliklerde gerçekleşen tarihte örneğine az rastlanır hacmini bir yorumlar mısınız diyor. Eğer benim verim yanlış gelmediyse 6 Mayıs'ta saat 17'de saatliklerde rekor hacim gerçekleşmiş. Bu kadar olumlu haber bu seviyelerde sizi hiç ürkütmüyor mu diye sormuş. Şimdi, dün hakikaten rekorunda rekoruna doğru bir gidiş vardı. Şimdi Turgut Çin doğru söylüyor. Şimdi altın yani 300 dolardan geldi yani 1900 dolara. Sonra da şimdi 1400 dolara indi, 1450 dolara. Bence altının dönemi bitmedi daha. Yani altın daha gider. Hı hı. Zaten vatandaşın da en çok hani yanıldığı yer. Herkes mesela borsa birinci haber olduğu gibi borsadan çıksın herkes. Yani şeyler açıldığında, haber bültenleri açıldığında borsa birinci haberse zaten o gün borsadan kesinlikle çıkmak gerekir. Doğru. Bunu ben son 18 yıllık hayatımda bir gün rahmetli Mehmet Ali Birant
aradı. Fatih Portakal'la dedi, Yaşar şeyden dedi, o sırada dolar fırlamış gidiyor. Tam Taksim'de dövizcilerin oradan bir canlı yapacağız dedi. Oradan dedi bir katılır mısın? Ben şeye gittim işte, Taksim'e gittim. O günlerde de hangi olay vardı tam hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimalle 2006 yılında Amerika'da faizler daha da artacak beklense dolar bir 1.75'i falan vurdu. Bizim faizleri de %24'e yükseltmişlerdi. Oraya vardığımda hakikaten inanılmazdı ve orada herkes dolar alıyor. Yani herkes kuyruğa girmiş. Bizde çok basit bir kural vardır piyasalarda. Kuyrukta mal alınmaz. O gün Fatih Portakal'a aynen bunu söylemiştim. Kuyrukta mal alınmaz. Bir gün veya en fazla iki gün daha yukarı aşağı hareketler yapabilir. Ama tepeye geldik. Toplum psikolojisi, yani genel bu piyasa psikolojisi bu sinyalleri çok net bir şekilde veriyor. Bu anlamda altın, işte bütün merkez bankaları altın alıyor. Merkez bankaları altını da en dipte boşalttı, biliyor musun? Yani merkez bankaları nerede altın satıyor diye baktığında altın en dip seviyelerindeyken de merkez bankaları boşalttı. Merkez bankalarının altın alıyor haberi zaten, ben hep altınla konusunda olumlu değil miydim? Son 7-8 ayda özellikle altınla ilgili aman uzak durulmalı, evet, artık düşecek vesaire demeye başlamamın sebebi zaten şeydi. Ya altın uzun, çok uzun vadeli 2 sene tutmak isteyen, tamam bir şey demiyorum ama kısa vade 1780'lere geldi. Aman ha almayın dedik, 1700'lere kadar düşebilir. 1700'lere geldi, aşağı kırdı. Hı hı. Bu 1525 kırılırsa zaten şey olacaktı. Sonuç olarak ben şunu söyleyeceğim altınla ilgili olarak Barış. Merkez bankaların eğer altın aldığını görüyorsanız zaten geç kalmış demektir. Diğer taraftan merkez bankaların hisse aldı. Yok böyle bir şey. Yani böyle bir şey yok. Ben bu habere inanmıyorum. Yani İsviçre Merkez Bankası gelecek buradan hisse alacak. Yani bunun resmi olarak onaylı, evet, şeyini görmedikten sonra bunu kabul etmem çok zor. O son saatlerde gerçekleşen rekor işlem hacmi de zaten Borsa İstanbul yönetimi biliyorsun 17.30'daki, evet, işlemleri iptal etti. İptal etti. Orada ben teknik bir sorun nedeniyle o kadar güçlü bir hacim gözüküyor ama o kadar o değil, yani o doğru değil o veri. Şimdi yine dünkü bir gelişme soruluyor hocam. İki izleyicimiz birden sormuş onu. Seçil Hanım diyor ki, dün çok sağlam şirket diye nitelendirdiğimiz boş fren ve boş ev hisselerinin borsadan çıkarılması gibi bir haber yayınlandı ve hisseleri taban oldu. Biz bu durumda ne yapacağız? Elimizde mi tutacağız, çıkartacak mıyız demiş. Yine aynı şekilde aynı konuyla ilgili olarak Rıdvan Cengiz de aynı soruyu soruyor. Boş ev ve boş fren. Boş ev gerçi kendi hisseyle deniyor. Bu açıklama boş freni nasıl etkiler? Hisse sahipleri nasıl bir işlem yapmalı? Çağrı fiyatı hangi kriterlere göre oluşacak diye sormuş. Şimdi çağrı fiyatında şöyle. Bir günlük fiyat çağrı fiyatını oluşturmaz. Yani şimdi şeyi, grafiği istersen verelim. En son 120-125 liralardaymış ve 108 liraya kadar düşmüş. Şimdi çağrı fiyatı belirlenirken bunlar bütün hisseleri almak isteyecekler. Yani borsadan, yani kottan çıkmak istiyor şirket kendi hisseyle. Bu da doğal. Çünkü %99,28'i mi ne? Yani o kadar az hisse var ki şu an piyasada. Adamlar zaten onu toplamışlar. Dolayısıyla çağrı yapma hakları var. Çağrı yapıldığında son fiyattan falan yapılmaz. Ben şunu söyleyeyim. Çağrı yapıldığında minimum son bir aylık ortalama fiyat baz alınır. Buradaki bir günlük düşüş ve yarın da düşse, bugün de düşse, 103 liraya da gelse çağrı fiyatı açıklandığında daha yüksekten olmak zorundadır. Bir de yani şu grafiğe göre daha yüksekten olmak zorundadır. Bir de SPK artık bu konuda o kadar hassas ki, yani yatırımcının kaybedeceği veya yatırımcıya zarar verecek bir şey olduğunda o çağrı fiyatını kabul etmeyebilir. SPK. Dolayısıyla burada çok büyük bir zarara uğramalarının söz konusu olacağını zannetmiyorum. Yani halka açık bir şirketi direkt olarak piyasadan çekip kottan çıkartmak istiyorlar ve halka açık olmak istemiyorlar. Bir de hani %80'i onlarda olsa, %20'si dışarıda olsa bu karar çok anlaşılmaz olur. Ama bu şartlarda
Bence yatırımcının mağdur olmaması için sermaye piyasası kurulu orada çağrı fiyatının belirlenmesinde kesinlikle şey olacaktır. Evet. Kemal Sağır da hocam garip sorular diye 3 tane soru sormuş. Demiş ki BIST100'deki tüm hisselerin mali tablolarını konsolide edilse ve tek bir mali tablo elde edilse ve buna BIST100 bilanço ya da gelir tablosu desek böyle bir çalışma bize Türkiye'nin ekonomik görünümünü verir mi? Para yönetimi konusunda yetenekli olan İsrail'e ait bir borsa var mı? New York borsası endeksi 14.000 seviyelerindeyken BIST 100 endeks 90 gibi yüksek olmasının anlamını nasıl açıklarız? Neden BIST 100 New York borsası hacminden düşük olmasına rağmen endeks 90.000? Valla şöyle yani o 90.000 değil. Hani biz mesela 1-0 atsak 9.000 olur veya 2-0 atsak 900 olur. Evet. Dolayısıyla o başladığınız yere bağlı bir Türkiye'deki enflasyondur. Yani 1986 yılından yani 2004'lere kadar yüksek bir enflasyon yaşıyorsun. Dolayısıyla o dönemde endeks 400'den 500'den şu an şeye geliyor. Yani prim olarak artışına baktığında Türkiye'deki faizler %40 iken %50 iken borsada ne bileyim her yıl %5 %10 artıştan artış değil yoktu. O tamamıyla yani endeksin 90.000 olması tamamıyla bizi şartlar yani onu getiriyor. Para yönetimi konusunda yetenekli olan İsrail'e ait bir borsa var mı? Var tabii. İsrail borsası var. Çok etkileniyor çeşitli Orta Doğu'daki gerilimlerden İran'la ilgili. Şey güzel bir şey. Yani biz yüzde tüm hisselerin mali tabloları konsolide edilse ve tek bir mali tablo elde edilse bu tam bir mali tablo vermez. Hı-hı. Ama en azından gelir tablosunu çok net alabiliriz. Yani gelir tablosunu. Artı şöyle de bir durum var. Mesela bir holdingin şimdi konsolide edeceksin de şöyle sıkıntılar var. Ayıklamak oldukça zor. Mesela bir holdingin şöyle söyleyeyim. Koç Holding'in içerisinde Arçelik var. Otokar var, işte Tüpraş var. Şimdi holdingin konsolide bilançosu içerisinde holdingin payı kadar kısmı şirketlerin mesela işte Tüpraş'ın %80'ine sahipse Koç Holding, Tüpraş'ın %80 cirosu Koç Holding'in cirosu içinde gözüküyor. Evet. Veya işte bankanın Akbank Koç Bank'ın işte hisseleri Yapı Kredi Bank'ın pardon daha sonra birleştiler. Hisseleri aynı şekilde gözüküyor. Dolayısıyla şimdi Arçelik'i birleştirdin İMKB yüzde. Koç Holding'i de birleştirdin. Arçelik'i iki defa yazmış olursun. İki defa gelir tablosunu eklemiş olursun. O iş o kadar kolay bir iş değil. Orada tek tek hepsini dikkate almak lazım. Ayıklamak lazım. Bu çok zor olduğu için böyle bir tabloyu hani çıkartmaya çalışan olursa ben fikirsel yardımcı olurum. Çok da faydalı bir tablo olur. Hani biz 100 ne oluyor? Bilançosu nasıl? Bir de biz 100'deki şirketler her sene değişiyor. Her 3 ayda bir değişiyor. Yani biz 100'ün içerisinden 3 tane çıkıyor, 3 tane giriyor. Geçmiş döneme ait bilançoları karşılaştırmak için ta o dönemde hangi şirketler vardı? Bu dönemde hangi şirketler var? Ona da bakmak lazım. Dolayısıyla çok zor bir iş. Peki hocam altın TL yorumu da soruluyor. Az önce biraz konuştuk altın ama 85 liradan alınır mı? 80-81 beklenir mi? Yok ben hayır 85'ten falan alım önermiyorum. Yani altın şeyde barış altında yeniden sert bir hareket var ve aşağı yönde bence gidecek. 1400'lerin altına da gidecek altın. Çünkü burayı kıramadı. Yani bu 1480 seviyesini kıramadı. Bu da bizim 85 lira seviyesine tekabül ediyor. Bugün itibariyle yani dün 83 liraya gerilemişti. Altında 80 liraya kadar bir gerileme olabilir. Ben şu an bir miktar altın konusunda temkinli olmalarını öneriyorum. Çünkü Amerika'da da faizler artmaya başladı. Hmm. O yüzden Amerika'da artan faizler altını da bir miktar aşağı çekiyor. Altında bir dip oluşumu tamamlanması lazım ve bunun minimum 3 ay sürmesi lazım. Yani minimum 3 ay içerisinde bu dibin nerede olduğunu net söyleyebileceğiz. Hala riskler var aşağı doğru. Peki hocam şimdi bir reklam aramız var. Reklamdan sonra da Delta Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat İşsiz bizimle birlikte olacak. Çok kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.
Paranın rotası devam ediyor. Delta Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekil Nihat İşsiz bizlerle beraber. Nihat Bey, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii inşaat sektörü çok önemli. Özellikle İstanbul'da çok önemli. Kentsel dönüşüm başladı. Startı verildi ki yıllardır konuşuluyordu. İşte beklenen bu deprem, o Marmara depremi sonrası özellikle başlatılan hareket. Fakat bir türlü yıllarca şey yapılamamıştı, hayata geçirilememişti. Nihayet İstanbul'da bu çalışmalar başladı çeşitli bölgelerde. Dolayısıyla bunun birinci muhatabı da sizlersiniz aslında. Şimdi az önce reklam arasında hocam da söylüyordu, işte bunun finansmanı çok önemli mesela, nasıl olacak? Evet. Dediniz ki biz müteşebbisler, bunlar, bu bizim için milli bir görev. Buna böyle yaklaşıyoruz. Oradan başlayalım isterseniz. Kentsel dönüşümden başlayalım sohbetimize. Efendim, öncelikle kurumumuz adına bizi burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, kentsel dönüşüm İstanbul'un artık gerçeği olan, hepimizin malumu olan depremin bir şekilde bertaraf edilmesi, insanların daha güvenilir ortamlarda yaşayabilmeleri için başlatılmış bir projedir. İyi niyetlerle başlatılmış bu projeye biz müteşebbisler, halk olarak destek vermeliyiz. Dolayısıyla kurumumuz itibariyle de kentsel dönüşüme uygun olan yerlerde kesinlikle kar marjı gözetmeksizin daha sağlıklı yapılara insanları kavuşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla benim de piyasadan beklentimiz ve insanlardan beklentimiz bu yöndedir, bu doğrultudadır. Kesinlikle bunun yani daha fazla kazanalım, kıymetli arazileri kapatalım anlamına getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama arazi fiyatlarında bir şey var değil mi? Bir yükseliş var mı? Kesinlikle var. İstanbul şu an dünyanın en önemli çekim merkezlerinden bir tanesi. Özellikle gayrimenkul sektörüne baktığınızda. Dolayısıyla İstanbul'da arsa fiyatlarının yükselmesi kadar doğal bir şey yok. Biliyorsunuz son 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerin merkezi yine İstanbul. Orta Doğu'da önemli bir karışıklık var ve oradan da gene insanların yüzünü döndüğü yer yine özellikle İstanbul. Dolayısıyla arsa fiyatlarında bir artış var. Ama nasıl etkiliyor sizi? Bu konut fiyatlarını da arttırıyor tabii. Dolayısıyla biz aslında artan konut fiyatlarıyla arsa fiyatlarının paralel gittiğini düşünüyoruz. Ama bu arada galiba biraz alan genişliyor değil mi? Yani İstanbul'un merkezi kayıyor mu? Hani şimdi efendim kuzeye doğru kayıyor. O zaten şu an hükümetimizin önemli bir adımı. İstanbul'un özellikle Arnavutköy civarına kayması söz konusu. Bu zaten kentsel dönüşümün ikinci ayağıdır. Tabii. Özellikle İstanbul'un merkezini boşaltmak lazım ki efendime söyleyeyim, orada kentsel dönüşüm daha rahat ilerleyebilsin. Ama İstanbul'un merkezini boşaltacağız derken, kentsel dönüşüm derken oraya işte oradaki yaşananlar, çünkü bazı olumsuz görüntüler de oldu biliyorsunuz. Maalesef. İşte oradaki eski evleri toplayıp oradaki vatandaşlara kuzeyde bir yer gösterip oraya lüks binalardaki başkalarına orayı satmak gibi bir şey de olmamalı herhalde. Yani bu aslında birebir sirayet eden bir şey değil. Çünkü orada kentsel dönüşüme uygun yerlere gittiğinizde muhatabınız bir kişi değil. Tabii, yüzlerce öyle. İnsan öyle. Ve insanlar genelde oldukları yerde kalmak istiyorlar. Ama bu bir süreçtir. O süreç içerisinde ikinci bir adrese kısa süreliğine dahi olsa ihtiyaç var. Ben şeyi düşünüyorum. Bu kentsel dönüşümde sonuçta kentsel dönüşüme konu olan yeri inşaat şirketi değil mi? Alıyor, yıkıyor. Evet, burada oturanların kirasını kim ödüyor? İnşaat firmaları ödüyor. İnşaat firması ödüyor. Yani her ay o insanlara bir kira bedeli ödüyor. Tabii, değil mi? Doğrudur. Anlayabildiğim kadarıyla da diyelim ki 100 sadece örnek olsun diye söylüyorum. 100 kişinin evi yıkıldı. Bura imarı değişiyor. Ne bileyim 200 daire çıkabilecek şekilde değil mi? Evet, doğrudur. Aynen olur. Evet, o şekilde oluyor ve sizin ama gelir kaynağınız inşaat şirketlerinin sonuçta sattıkça siz bunu finanse edebileceksiniz. Doğrudur. Öyle değil mi? Tabii ki. Ama şöyle de bir durum var. Ekonomide arz talep fiyatı belirler. Sonuçta muazzam da bir arz ortaya çıkıyor. Her yerde kentsel dönüşüm olduğu anda, yani zaten devam eden projeler var. Siz o arzdan korkmuyor musunuz? Yani o 100 dairelik yeri alıp 200 daire yaptığınızda onun satışı konusunda, sadece sizin için sormuyorum. Yani inşaat sektörü burada bu hesabı nasıl yapıyor? Çünkü benim bildiğim bankalar da genel olarak inşaat sektörüne karşı daha temkinli yaklaşıyorlar. Aşırı arz nedeniyle. Oradaki o finansman nasıl olacak? Hem çünkü nakit bir kere ev sahiplerine ödeme yapılacak. Doğru. Aynı çalıştırdığınız bir işçi gibi. Yani oradan 500 kişi çıkmışsa 500 tane ev kirası ödenecek. O zaman 500 işçi parası ödüyor gibi olacak, öyle değil mi? Doğru. Şimdi efendim bir kere özellikle konu İstanbul olunca
mevcut konut sayısı 4 milyon civarında. Hı hı. Ve bunun neredeyse %40'ı atıl, yıkılması elzem. Ya ruhsatsız ya tapusuz, projesi dahi olmayan. 1 milyon 600 bin konut. 1.600.000'ü kesinlikle öyle. İskansız, ruhsatsız yapılar. Bunların bir kere yıkılması lazım. Evet. Burada oturan insanların ikinci bir konuta ihtiyacı olacak. Bu zaten kendi başına bir potansiyel. Ama siz zaten o yıktığınız kişiye zaten bir tane bedava vermek zorundasınız. Doğru. Doğru ama işte onu da neyle karşılayacağız? Olmuyor. Şöyle efendim. Şimdi İstanbul dünyanın en fazla göç alan kenti. Hı hı. Sadece Türkiye içerisinde değil. Özellikle bu mütekabiliyet yasasından sonra Orta Doğu'nun da daha çok tercih ettiği ülke Türkiye. Hı hı. Ve Türkiye içerisindeki en önemli merkez de yine İstanbul. Dolayısıyla evet. Bu gelen göçü karşılamaktan korkuyoruz biz. Ha yani siz kesinlikle talebin çok fazla olması. Şey kesinlikle öyle. Biz onu karşılayamamaktan korkuyoruz. Güzel, ve bir de şöyle bir şey var. Biz özellikle inşaat firmalarında görevi makro düzeyde iyi giden bir ekonominin mikro ölçekteki katılım sağlayan, katkı sağlayan, dolayısıyla bu bağlamda nitelikli konut projeleri üretmekle mükellef insanlarız. Evet. Yani bizim kurum olarak, birey olarak görevimiz sadece onun yerine bir tane koymak değil, daha estetik, daha fonksiyonel, evet. Yaşanabilir, sosyal donatları daha zengin. Dolayısıyla İstanbul için buna zaten ihtiyacı var. Bakın İstanbul dışına çıktığınızda görseli çok daha iyi yapılarla karşılaşıyorsunuz ama İstanbul içinde maalesef aracınızı park edeceğiniz, çocuğunuzun oynayacağı yok, ben sadece inşaatçı gözü, yani sizin gözünüzle olayı nasıl görüyorsunuz? Ben bir ekonomist olarak olaya, evet, baktığımda hani şeyden gidin, TEM'den bir gidin, her tarafta inanılmaz i̇nşaat bir proje inşaat projeleri var. Ve o kadar çok geliyor ki insanın gözüne, ya bunları kim alacak diyorsun. Yani bunları kim alacak acaba diyorum ama siz farklı bir resim gösterdiniz. Daha önce bir başka konuğumuz daha vardı. O da benzer bir şey söylemişti. Evet. O da demişti ki dışarıdan çok büyük talep var demişti. Hı-hı. Dışarıda talep mütekabiliyetten sonra ne kadar bir artış var? Yani sizin... Tabii şimdi kısa sürede yansımalarını net bir şekilde ortaya koymak mümkün değil. Daha yeni bir hadise ama ben %10-15'leri bulacağına kanaat getiriyorum. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle bizim bu bahsetmiş olduğunuz nitelikli konut projeleri yapılıyor ama bittikten sonra çok kısa sürede doluyor. Onu da görmüşsünüzdür. Tabii, evet. O yapılar çok çabuk doluyor. Bunun asıl sebebi özellikle mesela İstanbul'da 4 milyon civarında konut ama bunun yine 1,5 milyonunda kiracılar oturuyor. Hı-hı. İnsanlar ev sahibi olmak da istiyor. Dolayısıyla ikinci el, üçüncü el yatırımını yapan insan sayısı da artıyor. Kesinlikle İstanbul'da arzla ilgili, yani arzla bir ilgili artış. Bir sorun görmüyorsunuz. Yok, görmüyoruz. Sizin kesinlikle. Projeler genellikle nerede? Ben şimdi web sitenize, evet, girdim de siz nerelerde projeler yapıyorsunuz? Yani İstanbul'un hangi bölgelerinde? Merkezimiz Beylikdüzü. Hı hı. Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Başakşehir'de ufak çaplı ve şu an yeni Tuzla Aydınlı'da bir projemiz olacak inşallah. Onun hazırlığını yapıyoruz. Biz yılda 500 ile 1000 konut arası üretip hak sahiplerine teslim eden bir kurumuz ama pazarlama ayağı da güçlü bir firmayız. 100'e yakın franchise bayimiz var, aracılık hizmeti veren. Ve şu ana kadar 1100 civarında konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ürettiğimiz, evet, inşasını kendimizin yaptığı. Yılda da 1000 konut civarında üretecek bir programımız var önümüzde. Ve bu konut projelerimizin tamamı nitelikli. Fonksiyonel. Evet. Siz hangi gelir grubuna daha... Orta sınıf diyebiliriz. Çok... Tabii bizim bölgemiz İstanbul'un aslında ortalamasının biraz altında. Malumunuzdur, duymuşsunuzdur. Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece'de fiyatlar biraz daha uygun. Evet, biraz daha uygun. Ama tabii orada da yoğun inşaat o bölgenin var. De bir üst segmentine tabii biz hitap ediyoruz. Bizim projelerimiz biraz daha bölge standartlarının üstündedir kalite itibariyle. Fiyat olarak da tabii mesela 1 artı 1 minimum, 1 artı 1 minimum fiyatıyla maksimum fiyatı nedir? 79.150.000. 79.000 ile 150.000 arasında, evet, bir fiyatla, evet, o bölge için değil mi? Tabii o bölge için. Bölgesi için. Peki şimdi çok açık ve net, 79.000 liralık yani sattığınız satış fiyatı değil mi 79.000? Evet. Ne kadar mal oluyor? Şimdi bir kere arsa payı takriben bizim bölgemizde 30.000 ile 35.000 arasındadır o dairelerin. 50 metrekare brüt olduğunu düşünürseniz dairenin maliyeti de takriben
İşte 800 civarında maliyet söz konusudur. Evet. O da 40 bin TL'ye denk geliyor. Yani 9 bin lira ama bizim o 79 bin vurgumuz tabii ki lansman fiyatıdır. Müşteri çekmek, projeyi tanıtmak amaçlı. Tabii. Anladım. Evet. Peki şimdi şunu sorayım. Yeniden hem bu kentsel dönüşüme hem de İstanbul'daki başta da söyledik ya projeler. Çok büyük projeler var hakikaten. Ve özellikle mesela bu 3. havalimanı ihalesi çok konuşuluyor. Orada Türk şirketlerinin olması önemli. Evet. Tabii hani bir şekilde o parayı dışarıdan bulacaklar vesaire ama çok ciddi bir rakam konuşuluyor. Doğru. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi oldu. Mesela bunlar sizi nasıl etkileyecek? Şimdi Kanal İstanbul var. Onunla ilgili gelişmeler yaşanacak. Hem nasıl etkileyeceği sorayım. Hem de mesela Kanal İstanbul projesi için çılgın proje deniyor. Yapılamaz deniliyor. Bir inşaatçı gözüyle yapılabilir mi? Efendim şimdi bir kere... Kanal İstanbul bugün gündeme gelmiş bir hadise değil. 16. yüzyılda dönemin Osmanlı imparatorları çeşitli çalışmalar yapmışlar. Hatta Kanuni'nin Mimar Sinan'ı ve Nicole Paris'i özellikle birlikte çalıştırdığı uzun bir süre üzerinde durdukları. Fakat zaman yine seferleri, savaşları nedeniyle bir türlü başlayamadıkları bir proje. Sonra bu 5-6 kez daha gündeme gelmiş ama bir türlü başarılamamış. Ama o günün imkanlarıyla eğer bu gündeme gelmiş ise bugünün imkanlarıyla bu nimetlerle yapmamak herhalde ayıp olur. Yapılır yani. Kesinlikle yapılır. Kendisini finanse eder hatta kâra bile geçebilecek bir projedir. Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahını şu an tabii bildiğimiz kadarıyla geçtiği yerlerde devlet hazine arazileri çok fazla. Bunlara bir değer katacağı düşünülürse onların da... O zaman devlet kendi arazilerini de çok değerlendirmek için mi kuzeyi çok daha fazla... Kısmen vatandaşa da yansıyor bu tabii ama biliyorsunuz vatandaşın arazisinden geçerken istimlak sorunu olabilir. Orada yapılaşma var ise o peki, önemli 2B, bir sorun arz edecektir. Peki 2B nasıl gidiyor? Yani 2B'de ben hiç ödeyebilen duymadım şu ana kadar. Hiç kimse almak istemiyor. O konuda sıkıntı var 2B'de. Evet. Yani hiç kimse 2B fiyatlarından alamayız. Yani mümkün değil ama diyorlar. Ama şimdi... Siz... Bakın, mesela 2B sahibi olanlara gidip ya biz alalım dediğiniz oldu mu hiç? Yok olmadı. Olmayacak da yani nihayetinde öyle bir programımız yok. Evet. Şu ana kadar ne kadar konut yaptınız? Yani kaç yıldır bu işin içindesiniz? Şimdi şöyle gayrimenkul pazarlama sektörü olarak 99 yılından bu yana piyasadayız. 60 bin civarında konuda aracılık hizmeti yaparak vesile oldu. Evet yani bir nevi emlak işi pazarlama. Yaptınız. Tabii bizim 100'e yakında zaten franchise'ımız var ama... inşaat sektörüne 6 yıldır devam ediyoruz ve şu ana kadar 1100 konutu hak sahiplerine teslim ettik ama inşaatı devam eden. Evet. Ama kaç tane projeniz var şu an? Şu ana kadar teslim ettiğimiz 5 projemiz var. Bundan sonra da önümüzdeki programımızda yine 5 tane bu projemiz var. Bu projelerimiz dediğiniz Hatta mesela 6 olacak teslim ettikleriniz de mi var burada? Delta Towers 1, 2, 3 projeleri, Delta Park, Güzelkent. Bunlar teslim edildi. Tabii teslim eden projelerimiz bunlar. Şu anda kaç tane elimizde proje var? Şu an Luxury, Deluxe, Delta City 1, 2, Delta Gold projelerimiz devam eden. Anladım. Bunun dışında da işte bahsettiğim Tuzla'daki yeni projemizle birlikte 6 olacak inşallah. Evet. Hocam süreyi de dolduruyoruz yavaş yavaş. Şimdi Nihat Bey size teşekkür edelim. Çok teşekkür sağ olun çünkü kısaydı süremiz. Son olarak bu arada gong sesini duydum ben hocam. İsterseniz bir bakalım. Evet, borsa açıldı. Borsayla da kapatmış olalım. Ve borsada hafifçe yukarı bir hareket var. Dış piyasalara göre olumlu açılmıştı. Şu an 89.800 civarında endeks ve 90.000'e doğru gidiyor. Bugün borsada ne bekliyoruz? Bugün genel olarak borsanın en az minimum 88.500 ile 90.000-90.500 aralığında ben dalgalanacağını düşünüyorum. Dolarda da çok fazla bir hareket yok Barış. Bu şeyde dolar gevşemeye devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan da herhalde yeni bir faiz indirimi gelecektir. Gelir mi? Bu da evet gelebilir. Çünkü sinyalini verdi. Bu da borsada beklentileri de olumlu etkiliyor. Bir de dün Sayın Zafer Çağlayan biliyorsun Moody's için ya bugün ya yarın notu arttırırlar ama zamanlama kendilerine bağlı dedi. O da güzel. Evet, o da güzel. Ama piyasa onu çok fazla şey yapmadı, dikkat etmedi diye. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum size de. Nihat Bey çok sağ olun. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar dileriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün de süremizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Paranın rotasını noktalıyoruz ama biz yayınımıza devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra bugünün gündemiyle tekrar karşınızda olacağız.
Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.